Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Qanday tab? Hazrat Namanganga borganlarda Umarxon domlaning uylariga. Bu 5-6 biznesmen bolalar kirib, endi Hazrat bilan o'tiribdi-ni shayx bilan. Umarxon domla xizmat qilibdi endi. Umarxon domla chiqib ketsa, biznesmenlar anaqadan gap ochibdi. Gilos savdosida. Bu gilos qanaqa bo'lyapti? O'tkizyaptimi, yopib qo'ydimi, qancha bo'lyapti? Şu gap Hazrat ham qiziqib, gaplashib o'tursa, Umarxon domla kirib keyin hani biznesmenlarga qarab, sizlar kim bilan o'tiribsizlar, bilyapsizlarmi? Bu kishi ilm anaqasi, o'rganmaysizlarmi? Desa Hazrat, yo, hozir gilos sotyapmiz dedilar. Shunga o'xshab hamma majlisda ilmiy suhbat bo'laverishi shart emas. Ba'zan kulib turish kerak, ba'zan gilos sotib turish kerak. Ba'zan shunaqangi ijtimoiy voqealarni gaplashtirish kerak. O'sha muammolarning ichida yurish o'zi aslida odamni yetiltiradi. Muammolarga nima yechim bor? Oxir shunga kelib to'xtaydi, to'g'rimi? Mana hozir bitta oilani gapirayapmiz, tabibni gapirdik. Boshqa mavzu, tijorat. Eng oxirida yechim so'raydi hamma. Nima qilsak to'g'ri bo'ladi degan. O'shanda o'sha nuqtada to'g'risini aytib qo'yish kerak, bilgan odam. Bilgan odam aytib qo'ysa, men hammasini qilaman degan emas. Bilgan odam ham sizlar bilan bir xil bo'lsa, hammamiz bir xilmiz. Bilganda mas'uliyat ko'proq bo'ladi. Allohning oldida so'raladi. Bila turib nima gapirmading degan ma'noda. Undan tashqari o'sha odamga quloq soladigan jamoatga ham Allohning rahmati bo'ladi. Nimaga desa, quloq solmasa gapirgani foydasi yo'q-da. O'zi loyiq bo'lmasangiz ham odamlar gapiring desa, u o'sha mas'uliyatni bilib gapirasiz, ajr bo'ladi inshaalloh robbil alamin. Shariatda odatdan tashqari hodisalarga islomning munosabati bor. Odatdan tashqari hodisa bu o'zbekcha lug'atda. Ajnabiy tilda aytganda fizika qonunlariga bo'ysunmaydigan hodisalar bo'ladi hayotda. Kimdandir sodir bo'ladi. Fizika qonunlariga bo'ysunmaydi. Dunyo qonuniyatdan iborat, u fizikadan iborat, to'g'rimi? Fizika, ximiya, biologiya, matematikadan iborat. Dunyoning hammasi sistemaga qurilgan. Alloh taoloning dunyoni yaratganligiga eng katta dalil sistemani borligi. Ya'ni hamma narsa izida ketayotgan, intizomda ketayotgan koinotda yashayapmiz-da. Ana shu izdan chiqib ketib ba'zi hodisalar sodir bo'lsa, ularga islomning munosabati bor. Kimdan sodir bo'lganiga ko'ra. Masalan, payg'ambarlardan shunaqa ish sodir bo'lsa, uni mo'jiza deyiladi. Ismi bor uni. Mo'jiza u. Mo'jiza nima degani desa, ojiz qoldiruvchi degani. Payg'ambar qila oladi, boshqa odam qila olmaydi u ishni. Va payg'ambar o'zini payg'ambarligini isboti uchun o'sha mo'jizani ko'rsatadi. Masalan, payg'ambar alayhissalotu vasallamga mushriklar kelib, senga ana shu oyi 2 ga yorib bersang iymon keltiramiz deyishgan. Oyi yorib bersang, ya'ni iymon keltirmaymiz degani o'zi bu. Asli tagini so'rasangiz, oyi yorib bersang ham iymon keltirmaymiz degani, chunki oyi yorilmaydi deb o'ylashgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam qo'llari bilan oyga shundoq deganlar 2 ga bo'lingan. Bir tomoni bitta tog'ni, ikkinchi tomoni ikkinchi tog'ni ustiga borib turgan. Haligi mushriklar shunga qarab turib, o'shanda ham iymon keltirmagan. Aytganki, bizni sehrlab qo'ydi bu deyishgan. Keyin ichidagi bir aqlliroq aytganki, to'xta degan. Bizni sehrlaydi degan. Hozir karvon kelyapti Shomdan. O'sha karvonga borib so'raylik, oy 2 ga yorildi, ular ham ko'rgan bo'lish kerak. Deb bitta elchini jo'natishadi. Ular borib, endi so'rayman desa, karvondagilar, "Hey, oy 2 ga bo'lindi, ko'rdinglarmi?" degan. Deganda endi nima qilish kerak? Iymon keltirish kerak-a? Iymon keltirmagan. Muhammad yomon usta ekan, bularni ham sehrlatdi degan. Buni otini mo'jiza deydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda iqtarabat is-sa'atu va shaqqal qamar. Qiyomat yaqinlashdi, oy 2 ga bo'lindi degan. Qarang, 1400 yil bo'libdi shu oyatga. Yaqinlashdi deganiga, qiyomatni yaqinlashganiga 1400 yil bo'libdi. Endi payg'ambarlikdan oldin ham o'sha payg'ambarlardan ba'zi hodisalar sodir bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomga hali vahiy kelmasdan oldin ko'chada ketyapsalar, daraxtlar salom berardi.
Esselamu aleyke ya Resulallah dedi, toşlar. Yol ver. Bu gapı iştardılar. Bunu şeriatta irhas deydi. İrhas degeni peygamberlerge Allah subhanahu wa ta'ala bazı kanun kaidelerini boysundurup koyadı. Anakaya fiziki kanunu doğru kemiydi. O işe peygamberlikke tayarlaş onu. Şunaka mucizeler bu kalsa heyecanlanmasın. İkinci halet var. Bir adam kudadan korkadı. İmanı var, ibadeti var, haramdan haramdan parhez kılıp yaşaydı. Koludan kegenici. Halk içi de yaşaydı. Ve uşandan nimelerdir sadır buladı. Bunu keramet deydi. Allah Teala uşa bendesini hürmet kılıp başkalarının içi de onun makamını korsatıp koyar. Uzu haklap kılamaydı bunu. Eğer uzu haklap kıyandı sihirgar olup kalardı. O uşa adattan taşkara hadiselerini Allah beredi. Ve uşa hadiseni kurup etraftaki adamlar ibret alış gereği. Mesela Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Hadiselerden bittesi Meryem anamız haklarıdı. Meryem tuğulgenden başlayıp mescitten çıkmayan kız. Zekeriya aleyhisselam onu kefillik ogen. Ve Zekeriya her sefer kızdalar mihrapta avukat, taam, yemek, meyvelendik orardılar. Uzu vekil. Karaptırgen adam şu. Kırıp hayran bulardı. Enne aleki hâdâ derdi. Bu meyvelakattan geldi sen geldi kendi. Kâlet huve min indillah derdi. Bu Allah'dan. Keramet de. Kışta kırsa yaz gibi meyve durdu. Yazda kırsa kış gibi meyve durdu. Mihraptı. Hayırdan Allah'dan dediler. Zekeriya aleyhisselam balası yoku. Farzandı yoku şu gün gece. Ha Allah rızı verişliği ki yani imanlar var. Körüp durgenler için kin dua kıyarlar. Her vardı ki ara. Miniyem farzansız koyma. Bana benden ki keramet kılıp meyve çeve biri yapsana. Ben giyem farzant ver. Rabbi la tedarni farda ve ente hayrül varisin dediler. Arkasından Allah Yahya'nı verir. Hatırlar 70 kekirgen, uzları 80 kekirgen çal, farzan kur geldi. Yahya aleyhisselam doğru geldi. Demek bana şu, peygamber bumegen adamdan sadır bulsa keramet buladı. Kerametini uzu haklap kılamaydı. Allah uşanı muvafık koyadı. Bir gapı gap aladı, uşa gap hayatta sadır bula uğradı. Ve o bunu men kıldım diyemeydi. Allah'ın tevfiki bu dedi, keramet bu. Uşun için meşrap etken de, sen aziz etken kişini, hiç kişi har eylemez. Sen eğer har eylesen kay yerge varsa hardır degen. Aziz kıp koyadı. Ne mi deseyem, ne mi kıseyem Allah uşanın işini torlap koyuyorlar. Sahabelerde hem bugün. Hazreti Umar Medine'de, mihrapta, minlegen adam cümede oturup da sohbet yaptılar. Hutbe okuyaptılar. Birden hutbenin mevzusu kop gidip ala cebel, ala cebel diyorlar. Takka kareyler, takka kareyler diyorlar. Tağ yok oldu, hem oturdu. Hayran buluşken. Üç aydan keyin yuvarılgan askerler cemaat keygen. Asker cönetken ekeller burcuya, uşarlar kayıtıp keygen. Kirli ve içken ki ya Umar degeller, üç ay oldum bizge tağdan düşman hücum kılıyordu. Takka kareyler deyip bizge aittiyiz, eşittik. O üç aylık yoldaki mesafe. Eşittik, takka karıp düşmanını yendik. Rahmetsiz gedi içken. Hani keramet şu. Hadrat Umar'dan sadır bugün sahih rivayetler bunlar. Bu keramet değildi. Demek fiziki kanunlarıyla, adeti ahvalge zıt narsa sadır bugün adamge karış gerek. Şimdi hadi peygamberler yok, mucize yok şimdi. Keramet buluşu için halde adam Kudadan korkan adam buluş gerek. İmanı sağlam buluş gerek. İbadeti müstahkem buluş gerek. Haramdan parhezi buluş gerek. Ondan sadır bulsa keramet değildi. Kim? Avliya adamlar, Kudanın dostları keramette bir kitadır. Kerameti bulsa bir kitada adamlardan. Çünkü bu sır da Allah bilen ortasındaki sır. Yine bir tanesi var, keramet bilen kiyingisini istidraç deyildi. İstidraç ortası da cüzün nazik çizik var. Sevgi bilen nefret de ortasındaki çizik yok şeydir. Rasa yanmayan durar. İstidraç ne meyadesi? İstidraç her kanday adamdan sadır buluşu mümkün ve o uşa adamını Allah Ta'ala urgeniye dalalat kılar. Allah urgen adam şuna kabaladı. Kudadan korkmaydı. Ahiret ki imanı yok. Şu dünyada bolsa buldu menge. Allah menge dünyada verse buldu deydi. Uşengeni tabibke okşap, nasırlata tüzelgenge okşap kola uğradı. Bu onu, bana şu yoldan kayıtmasligi uçun Kudanı urgen harlagan işi şu. İstidraş deydi bunu. Borgen sermen züymen doğru mey ki? Benim işim doğru ki, bora uğradım. Buna ka adamlarını Allah bitti üşleydi, arkaki yol yok uçun.
Bulan tavba kılış yüzde kıyım buladı. Tavba kısa özü ki, tavba kılmazsa istidraç bu. Buna keram etmez bu. O da adamı da sılap koysa düzelse. Mümkün yani. Lekin bunu Allah Teala uşa benden adaştırış için, kalbedeki marazını yüzeye çıkarış için onge imkanat böyle uğradı. İstidracı en kattası şeytanda. Şeytan özü bir tane. Dünyada 8 milyar adam var mı hazır? 8 milyar adamı bir saniyenin özde vasfas kılavıydı. İstidraç şu, imkaniyet fiziki kanunu doğru kemiydi. Hemen vasfas kılavıydı, bu şeytanda var. Fıravun da istidracı bu gen. Uzun huda da bir ilan gen. Nime gedisi, umuru davamında başa vurma genekken, bir ormette. Dişi büt bütün eken. Büt bütün de gene orası açıgan meseken. Orası ki göğüş kırıp kalıp kıynelmesin diye, dişiyen büt bütün eken. Karay? Öyle gendi ben kesel bu mesela, ben menersem zor buysa, boyluklarım buysa, ben hudaman diye gendi akıla. İstidracı akıbeti şu. İşim zor ki. Bari zalimler var, zulüm kıla uğradı, işi okşaya uğradı. Biz de işi okşadı diye gendi pulü köp düşüne diyor. Ya pulü köp adam işi okşagan adam mez. Kim işi okşagan adam? Kim ahmetli adam? Biz de ahmet bar nasıl mı sorak kalan? Bazı koçada adamını soruyor. Yok ki damlanadan soruyor. Ahmet şeriyette bar nasıl? Nemeni soru yapsan sen de soruştursayız, katlandır pul topu alışlığını Ahmet değil o. Pul gibi takaydı hemen sana. Ahmet pul demez. Dünyada en iflas adamlar milyarder adamlar. Adı dünyada 60'ta aile var, dünyanın yarım pulu kolu düşürür. En sıkırt adamlar. Adam ne sorar? Çakalalarını öldürüp kanını özgü kuyu yapken adamlar şunlar. Dünyada şuna adamlar var. Ahmetliyim şunlar. Yok. En ahmetli adam, imanlı adam. Allah'a kulli kılavgan adam. Haramge imkaniyatı bop durup, şunu da yüz ugulip kitarlıgan adam. Halal üçün canını fida kılavgan adam, hakiki ahmetli adam. Az yine hayat üçün, abadi cennet satı oladı da bu. Dünyadaki baylik nemeni beledi. He, adamlar pul bile ölçeydi. Hemen arsene. Bu adamın seviyesini nöldeştirip koyadı. Pulin kayak kabaradı, sen kimsen pulin bu mesela. Puliyiz bu mesela. Kimsiz? Yapırıyorken katta yapıyız kanı sizi. Pul yapırıyaptı mı sizi? Demek sizi puliye satı olsa böyle. Ha puliyiz yoklu diyeyim. Yapırıyım şu yapıyız. Kimden tiniğiniz kısık sizi? Siz Müslüman mısınız? Kudadan korkasınız mı? Namaz okuyan da Allah-u Ekber değilsiniz mi? Puliyizi aldın git. Görsatmayın. Ahmetliyim ben de puliyizi rökes kanı. Pul istidraç bu işe yapmam. Pul sizde pul kopayıp gitken Allah sizin urup pul birgen burcu mümkün. Peygamber aleyhissalatu vesselam üç gün ketme ket karınları toymagen zat. Allah'ını en yakış görken dost. Üç gün karınları toymagen. Kiyimleri adli bugün dünyadan ötkerleri de 12 futke yakın arpa koşunlarından karzları bugün. Resulullah dünyadan öttüler koşundan karzları var Yahudi'den. Şunu kadın bugün. Numa okuşunu amel yok mu? Zaharlak Resulullah'ın şu dünyadan uçurduğu sebep buluşken. Hazreti Umar'ı amedi yok mu? Suikast kılışken. Hazreti Osman'ı amedi yok mu? En amedli adamlar şeyler. Allah Subhanehu ve Teala ayetledi ki hadis kudüsüydü. Ben bendenin üstüde iki de amallığını cemlemeyim ben dedi. İki de amallık cemlemeyim ben. Ve la ecme'u el-havfeyni dediler. İki de havniyem cemlemeyim ben dedi. Bu ne demek dese, dünyada mazak yiyen adam ahirette mazak alamaydı. Dünyada mazanı beredi sonrası. Hakla yiyen izi soran böyle olur. Ahirette yok iken. Eğer dünyada havf bilen, Allah'dan korkup, haramdan parçası kılıp yaşasayız, dünyadaki bu havf ahirette bu miydi sizce? Abadi cennette beredi. Bu da gelin dünyada harbur bir yaşta da gelinmez. İzzet bilen yaşaş gerek. İstidrajdan korkuş gerek. Keramet sadır bu seyem, şunun için bir kitken avliyalar. İstidraj bu seçe deyişken. Uzumu kimliğimi bilemen o, he? Allah'ın huzuru da benim amelim kabul mü yok mu? Ha, kalbimizde kança riya ötedi, kança hoca kursu ötedi, nimelen kımiyemiz. Allah kabul kımı seç. Degen korku bu ya. Yani ulamalar etken ki, hakiki keramet, bu şey avliyalar tamamen sadır bu degen keramet, istikamet deyişken. İstikamet ne dediğini? Allah aitken büyülükte amel kılıp yaşayış hakiki keramet. Bir günde beş vakit namaz okuyor yapsın mı kadir günde? Siz avliyasız.
kıyım mesela bir şu an namazı daim okup yürüyüş Huda'nın dostluğa nasip kılar. Eğer siz kaysıdır namazga mahrum buluyapsız mı? Allah sizi mahrum kılıyaptı. Siz Huda'nın dostumasınız. Huda sizden gazap kılıyaptı. Ne demek? Üyüge kırgızma yaptı sizden. Sen de yaptın, her rahat oldu yaptı. Güya ki. Hakiki keramet, istikamet. Haramge imkaniyetsiz bop duruptu. Şuna kanki kuruklarda yürüpsiz haram kuyulu yatıptı. Şu aziz bulup şu da şundan tatmasından çıkıp gittiyiz mi? Allah'ın dostusuz siz. Allah'ın dostu şuna kadar bana. Ahmet düşüncesine şuna kadar oylaş gereği. Müşahalı ki tabi hakkada yap gitken ki hayalim geldi de şunu bir yapıp bu iş gereği. Arada bir müminlerge hem Allah-u Teala imanıge yardım kılıp bazı narsalarını verip duradı. O ana avliyomaz. Adı siz bence okşagen müminlerge hem Allah bazen yardım verir. Kana kabul edilse? Hayalizge bir uzak ortağı iz geledi. Falan ortağım kurulmaya kaldı diye telefonu cingiraydı. Karasız kılı yapken olaydı. Aşını maunat deydi. Allah'ın yardımı şu. İmanizge yaraşa, sizde hakşinizge yaraşa Allah da Allah bazı narsalarını korsatadı. O sizi, yani Allah'a kayıtçinizge sebep buluş gerek. Maunat deydi şunu. Bunu yapıp yaparsız, uşak yap, amalga hoş bitip var. Köp hatırlı maunat da buladı da uzu. Bunu yaparadı, kin siyasası çünkü kalabiliyordu yok. Uşan için istidraç bilen, keramette ortasındaki farkı acatı oluş gerek. Bu mesela sihirgar bilen, Allah'ın dostunu farkı kalmaydı. Sihirgarlar hem bazen cille bilen alaka bağlayıp hiç kim kılamayan işlerini kılışken. Fiziki kanunluğu doğru kemiğine işlerini kılışken. Bu sihirgar o. O da işan ki işan mıydı? Dünyada bu sıvıldı. Uşan için biz hakiki manada uşan kendi tabipler, hani o kanda çıkan tabip. Onlarını buluyetken işi de buluyaptık o. Falbinge baradı bazılar. Topu yaptı ki o dedi. Ha topa dedi o. Onu Allah Teala harlap koyuyen ki. Telle gen uşanırsa ki. Onu Allah Teala yaratı bire uğradı telle genlerse seni. Allah adıl zat. Siz nemeni telleseyi şunu kıla uğradı sizge. Sizge bire uğradı. Eğer puliyiz var, şaraitiyiz var, zina kumakçısız. Daha kök arsasın. Aslıdır hareket kısayız kılalıyız mı? Kılalıyız. Puliyiz var. Üye alıp zinanı kıp gelalıyız. Astadır hareket kısayız, sizge Allah Ta'ala onu yaratı bere uğradı. Lekin zinanı haram kigen, zinanı digen Allah Ta'ala. Elbette kasası var digen. Kattandır başka cadan keledi o sizge. O sizge uşa yaratı bir geleni, yani narkı o, töleysiz, berber töleysiz. Zinanı narkı var, töleysiz, ilacı yok. Bura onun hakkını yiyişi narkı var, töleysiz. Ha? Ha, yakışılığını haklısız değil mi, yaratı bereydi. Sabır kısayız. Sabır kısak. Mehli bugün dünyada o şey baylar dünyanı egeller kohlayan işini kılı yaptı. Mehli az yine sabır kıp duraydıkça ebedi cennet var. Lekin dünyada biz aziz halde yaşayımız. İnsange boyun egemeyimiz. Ruku kılamız Allah'ın huzurunda egelemiz. Secde kılamız Allah'a secde kılamız. Devardan başka cevde arkamızı ögürmeyimiz. Hiç bitti insange süyenmeyimiz. Ha, buraka hayat en yani aziz hayat bu. Hemen asayız var. Burada ne kadar eti veriyordum. Şu bilen tüketip koyalım. Osmanlı hilafatı da 1600. yıllarda Deli İbrahim degen halife bugün. Deli İbrahim. Cinli bugün. Tam iki tıp bugün, bala bugün. Şunu halife kılıp oruna çıkıyor. Kösem Sultan'ı kurgen bu sellik edege. Kösem'i oğlu bala. Kösem Sultan bunu tahtge otkızgen bala. Şu endi hatunbaz bo'ladi. Hatunbaz. Joriyalarni olib kelib bergan, katta xotin nomi chiqsa olib kelib shu bilan maish aish ishrat qiladigan odam bo'lgan. Shu Ibishir posha degan bir o'zini generallardan bittasini xotinini eshitib qolib, shuni Varvar Ali Pasha degan Sivastopolning valisi bo'lgan hokimi o'shanga xat yozadi. Xalifa hokimga xat yozibdi. İbişir Paşa'nın hatınını deydi, menge canatı var deydi. İse Varvar Ali Paşa'ya dedi ki, sen deydi, cinli mi sen deydi. Kana kıskin nikahı var, halal hatını senge canatı var ama. Yok deydi, askerlerini yıkıptır, isyan kıladı. İsyan'a karşı adam cönese, adamlarını sındırıp, halk onge irgeşip, halifeye karşı kural kütürüp kere uğradı. Şimdi halifenin arkasından Kusam durdu. Kusam yama apirisi bugün de.
Kusam anakanı general. Şu İbişir Paşa var ki, İbişir uzunu. Asker bilen kuvvetler Varvar Ali Paşa'ya karşı yürüyüzdü. O barıp, sen beni hatırımın tarafına aldın, sen bilen birge birleşemiz indi, halifeye karşı uğruşamız deydi de yakınlaşıp borgende urup kuldan bağlattırıp bana onu korgu aladı. Hatınını himaye kıyan erkeğini korgu aladı. Kim aytadı, sen kanaka adamsan deydi. Ben senin hatınının namusunu himaye kılıp halifeye karşı çıkıyıp ben, aşağıya karşı çıkıyıp ben. Sen de mi kıyapsan desek Allah'ın otoşeydi. Abarı önümde topşaladı İbrahim dedi ki. Ki dili İbrahim bunu başvazır kıladı, sadrazam kıladı. Karayın, dünyada sadrazam bugün, padişahdan ikinci orunda durgan adam bugün, halkı içi de hadır geçe lakabı Deyus-i Akbar. En katta Deyus. Lakabını bugün. Uşa hayat yakışı mı? İzzetli hayat yakışı mı? Koyun ya, karnın toymasın beni. Koyun boy aldı da benim yüzüm ilgilmesin. Adamlar halki narh belgileydi de, bunu da narhı bardıydı. Yok, benim narhım yok. Uşunda yaşaş gerek, insan narhı bulmasın gerek. Bazen satıladığın narsa var, onun narhı var. En kımmat narsayan satılsa, alalıysız. Uşa pulgi ilgi bulas bir gün. Doğru mu? Mesela Alişer Usmanov mı? Dilber de gel. Kimesinin narhını içse, bizge labimizge uçuk çıkardı. Lekin uşa pul bulsa alalıyız mı? 700 milyon dolar duradı. Kolumda 10 milyar dolar bulsa alalıyım ben mi? Alalıyım ben. Satıladı mı? Satıladı. Lekin ben satılmıyım ben. Bence pul yetmeydi. Siz satılmıyorsunuz. Sizge hiç kim pul yetmeydi. Uzizi pazarga samayın. İzzet bilen hayat geçirin yani. Şeref bilen hayat geçirin. Rızk Allah veredi. Kim sizi koruyuz yani bakadı? Kim bakadı sizi? Süleyman Aleyhisselam sonra gendir. Ya Allah bütün mahlukatı bana bir gün rızkını vereyim. Boy bu geldi yok. Padişah bu geldi. Toplayın gelinler sizi. Topla gelinler hemen asırı. Bütün halayıka bakana. Dengiz aldı ki apket cil koydu. Koy geldiler de bitti balık çıkıp şunu da uyutu akırıp etken. Bir tane balık. Süleyman Aleyhisselam bakamı gel. Allah bakat. Gel gene bir de kızı hadise bak. Bir çumalarını koyup kalı sonra gene geller. Tillerini bile geldi yok. Seni bir günlük rızkın kana kadar gene geller. İşte bir günlük rızkın bitti buğday dedi. İşte bitti buğdayı koyup ustasını kasanı ağdarıp koyup ertesi uzun kilip yereme ikinci buğdayı. Kilip de kötarsa yarım da buğday yiyinmeye kap getirdi. Kim çumalıya itip de manyak alettiler. Bir kirli rızkın bitti buğday diye yatıyor değil. Yarımını yiyip yarımını toktatıp sanki öde kendi. Rızkım Allah'ın zimmesi de bugün de taşvişim yok idi. Herkes gitti buğday kelerdi. Şimdi sizce zimmeyi kapı yetken de sizce işanç yok. Kibesi de aç kalan da ap koydum derim. Çumalı adam gülsü yemmeyken de görüyorsun. Rızk Allah'dan. Siz bilen biz. Kerametli buluşumuz şartmaz. Lakin mumun bulup. Maunatli bulup Allah'a güsüyenip yaşayışımız gerek. Şunda izzet etrafımızda eylemedi. Pul şunda sizi kuvuyuradı. Kereymez pul. Tepip taşıyız. İslam ümmetini ayağını tekge akıp yegen baylik sahabalarını korkutken. Resulullah etti mi üç gün aç yürgeliler. Hakkat yemezdi. Sahabalarına baylik yegen de korkuşken. Şimdi bunu ne mi bularken ben gel. Bay adam kıpırağı korksun. Bu da adam korksun. Sureladı. Halal bulsa hesap var. Haram bulsa azap var. Boy köpüra korksun. Kim bakalge meze. Bir nasa kalıp ibadetini ütü olsa buldu. Hesap kitap yok. Nemeyin var? Hiç nasa yok. Kir cennet gidiyordu. Hiç nasası yok. Nemeyin var? Polan pulun var. Kattan ağırsan. Bitti sureladı. Ukiyinu. Men nukişe fakat üzzibe de geldi Resulullah. Eğer Allah hesap kısa azaplaydı. Bir yaka geldiyse tamam. Bu kuturmaydı. Oşun için hesapsız ketken yaşı. Hesapsız ketken yaşı hareket kılış gerek. İmkaniyetiniz var, şaraitiniz var mı? Sağlam mısınız? Şuna kadar iş kılın ki polis arka izden akıp dursun. Sadakaya cariye bulup dursun. Bir de talebe yetiştirip koyayım. Bir de kadir yetiştirip koyayım. Bir devletke fayda isteksin. Bir derecht, bir bağ, bir mektep, bir medrese kurup koyayım. Bir benise kurup koyayım. İmkaniyetiniz var mı? Kılın onları. Ya Allah Teala ki onu
acılını beradı. Razı burasılar, sabır kılıp dinlendiğine teşekkür. Sağ olun iyiler. İnşallah Allah hidayet paylaştırmasın. Sağ olun iyiler, bu mesele bizde vaktimiz kaldı mı ya? Otur aramızın bizdeki. Bu mesele sağ olun bir mi açıydı? Bir olayım. Bir olayım. Ben o zaman tabi farkında yapardık yok. Yapmazsınız. Şifa Allah'dan. Bismillahirrahmanirrahim de bu kaliyette. Bir soru yapan senin için hem soru yapan bu şifa tabi yaptı. Diye. Şimdi tibbiyat kanunu kaidesi de bunansa yok da. Yok bu keramet buluş gerek, bu adam evliya buluş gerek. Onun ispatı buluş gerek. Yok ki şeytanlı bir leşkarı buluş gerek. Tibbiyatını Peygamber aleyhissalatu vesselam bizge tavsiye ediyorlar. Likulli da'in deva diyorlar. Her bitti keserliğinin davası var. Davalaninglar deganlar. Davalaninglar degani biz musulmonlar realist insonlarmiz. Real hayotga ko'ra kun kechiramizmi? Ertalab chiqayotganingizda quyoshga qaraysizmi? Issiq bo'lsa yengiroq kiyinasiz, sovuq bo'lsa issiqroq kiyinasizmi? Yo'q, avliyoman deb maykachan ketaverasizmi? Ha, biz musulmon odammiz-ku, to'g'rimi? Real hayotga qaraymizmi? Kasal bo'lsak davolanishimiz kerak. Davolanishlikning o'zini sohasi bor. Mutahassisga murojaat qilasiz. Ha? Mutahassisga murojaat qilasiz. Payg'ambar alayhissalomni oldilariga bir jamoat kelgan. Uraniyin degan hadis bor. O'sha hadisda keladi. Musulmon bo'ladi, Madinada yashab turishsa, qorinlari ishib ketadi. Yuzlari sarg'ayib, shu jigarda, o'pkada problema bo'ladi-demi, qanaqa havo yo'qmaydi. Shunda Payg'ambar alayhissalom kelib shikoyat qilishadi. Shunaqa kasal bo'lyapmiz deganda, falon joyga boringlar. Tuyalarni suti bilan bavludan aralashtiradigan tibbiyot bor o'sha yerda. Davolaninglar deganlar. Rasululloh Allohdan so'rayapmiz. Deb shifo qilib qo'ysa bo'larmidi? Bo'lardi. Oldilarda Jibril o'tiribdi, misol uchun. Har doim Rasulullohni nazorat qilib. Yo Jibril bularga shifo qiling desa qilamidi? Unda nima bo'lardi? Hamma shunaqangi Qo'qondagi operist tabibni qidirish kerak bo'lib qolardi. Hech kim doktorga bormay qo'yardi. Unaqa narsa yo'qdi. Rasulullah, Allah'ın peygamberi tabibga bor, doktorga bor deyaptir. Menga ko'pchilik keladi, qizimga jin kirib qolgan, o'g'limga jin kirib qolgan, falon domlaga domla deb qo'yadi. U jinkasham domlaning nomini sotadi-da, o'zi domla emas u, apiris u ham. Jinkashli ham. $200, $400 o'qiydi. Bu $4000 pulini ishlatib ketdi bir xotin. Shu o'g'lini, qizini jin kirgan deb. Men qarang deyapman, necha kirdi qizingiz ham? 16 ga deyapti. Doktorga olib bordingizmi desam, yo'q deydi. $4000 jinkashga saplab bo'lgan. Tuzalmayapti, ana qiz borgan sari psixologik travmaga ketyapti. Men aytayapman, u gormonal o'zgarish degan narsa bor. Ha, qiz bola, o'g'il bola shu 14-15 yoshda o'zgaradi. Unda yangi gormonlar paydo bo'ladi. Uni miya tushunmaydi. Miya yosh bolada tushunmaydi. O'shanda unda stress bo'ladi. Agar C vitamin, D vitamin bolada bo'lmasa, kam bo'lsa, u anaqaga tushadi. Sudurgiga tushadi. Uni jinkirgan deb ta'riflayapti. Doktorga bor, check-up qildir, uni ko'r, gormonda nima problema bor. Qaysi gormonda kamchilik bo'lsa, o'shani yedir, ichir. $4000 u qizni nima qilsa bo'lardi-ya? To'g'rimi? Nima ovqatlarni, nima vitaminlarni olib bersa bo'lardi. Ani jinkashga olib borgan, u ham tupurib-tupurib pulini olgan bo'ldi. Bu o'sha Qo'qondagi apiris. Iqbol degani bor ekanmi? Apiris bu. Uni oldiga borayotganlar tibbiy madaniyati yo'q odamlar. Tibbiy madaniyat yo'q. Xitoylarda maqol bor. Tibbiy madaniyati yo'q mamlakatda jinkash ko'payadi degan. Dam soladigan. Tibbiy madaniyat yo'q bo'lsa shunaqa ko'payadi. Iqtisodi madaniyati rivojlanmagan davlatlarda piramida ko'payadi. Setvi marketing. İqtisodi yo'q-da, odamlar ha deydi, pul turasam deydi. $750 deydi, umra qilib berarkansan desa, hamma olib borib pulini topshirib keldi. Piramida edi u. Aytdik, atrofidagi odamga ham aytdik, u piramida desak, yo'q, arzon ekan deb qo'ydi. Oxiri o'zimiz ko'rgan odamlar bor, $1 million puldan kuydi, voz kechib ketibdi. O'sha madaniyat rivojlanmasa shunaqa bo'ladi. U Xudoning nomini sotish, Alloh taolo Qur'onda vala yag'urronnakum billahil g'urur degan. Allohning nomi bilan aldamasin sizlarni degan.
Allah namı bile aldıydı da. Onu ne desin? Ya şaman dese adamla var mıydı diyor, doğru mu? Allah'ın namını çünkü halk Müslüman. Müslümanın itikadını suistimal kılış bu. İki kere cinayet yaptı. Birinciden tabip mesul, apiris, uzdayçız otarçı dediyiz. Otarçı bugün, otarçılık okşamayken deyken tabip maskesini giyiyorken. İrtaki bu okşaması ve advokatan bulması gerek. Mahlı iş kılırdı. Burada da bayanı dokunan böyle dedi. Allah'ın insanı dersin. Şunaya devam ediyor mu? Allah hayırlı kısmına rahmet, sabır kılıp tekrar gelirler gibi. İnşallah. Bu şey yapacağız. Hadsiz. Şifa Allah'a. Sizin yaptı. Diktör yaptı. Abi bizim adı etmen o değil. Bu da adı etmen seni sonra beni etmen o. O dua kılamız ha? Elhamdülillahi'llezî et'amenâ ve sakânâ ve kefânâ ve ce'alenâ muslimîn. Ve sallat aleyhim l-melâike. Parvardigâra menzil mekânlarını uzun, hayırlı, barakatlı kıyın. Yiyen tamamlarımızını, ibadetki kuvvet kıyın. Ucada kol açıp kol kıtar durgen dost, yar biraderlerimizini, maksatlarından afslarını bergin. Farzand zürriyetlerden sağlık sağlıklarını merdavan kıyın. Kız farzandlarından Allah-u Teala uzun közlerine kuvanç. Oğul farzandlarından Allah-u Teala başlarına taş giydirgen farzandlarına atan kıyın. Ötkerlerimize rahmetine ağın. Özümüzü imanda merdavan kıyın. Dünyadan ötüşte iman bilen, ahirette, cennette. Seni didanin bilen bizlerine uzun kuşnut kıyın. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. İhsan sizler. Sağ olun.